Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yere gidiyoruz ama tabii ki sürpriz olsun diyoruz. Bu sefer Samsun'da olacak bir yer. Aynen. Ama doğanın içinde olacak, bunu da belirtmek isterim. Onun haricinde sürpriz, gidince görelim bence. Aynen. Hadi bizi götürün. Sen yolda mı kaldın? Minnak. Oy, ayakların yanar senin, karşıya mı geçeceksin? Okay. Aşağı bırakayım mı? Aa, oradan o bahçesi. Şuradan mı bıraksan, düz yerden? Hadi düz yerden bırak da onu. Ay, aş bakayım aş şuna. Düşüreceğim. Oynuyor. Gitmek istiyor. Şura toprağa koy. Şöyle bırakayım mı? Bırak. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet, şimdi mekanımıza geldik. Evet, böyle bir yer. Beni çek. Burası gerçekten yaylaymış ya. Değil mi Merve? Bana doğru konuşursan göreceğim seni. Göremiyorum da sen şöyle geçersen tamam, görürsün. Tamam, sen o zaman bu tarafa geç. Evet, bayağı yüksekteyiz. Biz bugün hanım eline geldik, evet. Evet. Böyle kendinize özel yerleriniz oluyor tek tek. Böyle aynen. Bir manzara var. Alt katı da var. İki tane daha. Yani her... Ne derler, buraya veranda mı? Her aynen. Verandanın manzarası var, sıkıntı yok, gelin. Aynen. Hadi bakalım. Kahvaltı yapacağız, en sevdiğim şey. En sevdiğim şey. Odumuzu yakalayacağız. Gelin. Güneşe bakacağız. Evet, burada arkadaşlar fotoğraflarınızı çekinebiliyorsunuz. Hatıra fotoğraflarınızı burada halledebiliyorsunuz. Burada da şöminemiz var. Burada kendin pişir kendin ye olayı yapmışlar. Merve, kendin getirip kendin pişirebiliyorsun burada. Allah Allah. Aha. Öyle bir şey mi varmış? Evet. Aa, süpermiş o zaman. Burada akşamları gaz lambası var. Şöyle. Biraz etrafı gezelim hadi. Akşamları gaz lambası. Şimdi şöyle şu tarafta fotoğraf çekim alanları gördüm. Evet, güzel fotoğraf çekim alanları var mı? Evet. Ayna. Aynaya sor bakayım senden güzeli var mıymış bu dünyada. Aynı söyle bana. Sor bakayım aynaya. Ayna söyle bana, benden güzeli var mı bu dünyada? Yok. Var, ben. Ben daha güzelim. Ay beni şurada bak, plakla çok uzun çek. Hadi otur. Şey gramofon mu? Ben müziği ben yapayım, telif yemeyeceğimiz için. Yiyeceğimiz için müziği ben yapayım. Gamzedeyim. Deva bulmaz garibim bir yuva kurmaz. Dırırırım. Dırırırım. Tüm sanat müzik isimler Merve Özdemir. Köşesini aldı. Ay çok hoşuma gitti. Burada beni fotoğraf çekersin. Burada beni. Vallahi hadi gel. Şöyle birlikte de gözükelim kız. Gözükelim kız. Bembeyaz gözüküyorum. Ben şöyle ben gözükelim. Gözüküyorsun da. Evet, nasıl buldun? Hoştur. Şimdi aç karnına pek enerjim olmayabilir. Olmayabilir.
Bu aralar Merve'nin kelime dağarcığı zayıfladı. Ya şey... Ne? Böyle taklit yapmaktan yapışıyor kelimeler. Söyleme tarzı. Aynen. Bakalım daha ne kelimeler duyacağız. Olabilir. Evet. Ciyakçı Bahattin'den sonra. Ciyakçı. Evet. Hayır, bir kere Ciyakçı Bahat. Ciyakçı Bahat. İyi izleyin. Detaylar. Neyse. Ciyakçı. Biz yavaş yavaş kayıp. Montare. Montare buldum. Görünüyor mu acaba? Biraz müziği tutturamadı ama. Hayır. Abi. Bir daha söyle. Yılların bakayım. Mario oyuncusuyum ben. Kaç bölümler geçtik sevgili sen. Tamam, bir daha söyle. Kurtardım ben o prensesi. Şimdi bana burada atari oynatmayın. O Fatih. Huzurlu görünüyor. Şu an bir huzurlu gözüküyor ama. Tam doğanın içindeyiz. Kahvaltı da güzelse benden tam puan alır. Daha ne çıkacağı belli değil ama bir kertenkele görmüşüz. Evet. Mutasyon geçirmiş. Mutasyon geçirmiş bir kertenkele gördük. Ne yapsın, biz bile geçirdik. Ama gerçekten çok doğanın içindeyiz şu an. Hani bunları görmemiz normal. Yusuf'un konudan konuya atlama şekli. Kertenkeleler, şeyler. Evet. Neyse, biz acıkmışız belli ki. Saçmalamalar başladı, görüşürüz. Ben yaptım tabii bunları, biliyorsunuz. Hemen size şöyle kurmak biraz az karıştırmış. Bir kulağından tutmak lazım. Kulağından tutmak lazım. Kocaman alalım. Alalım. Şöyle. Merhaba. Oo. Ya. Ben yaptım diyorum, anlatamıyorum. Anlatabilirsin. Ben anlıyorum mesela. Afiyet olsun efendim. Başka bir isteğin? Valla şu an eksiksiz gözüküyor. Tamam. Şöyle ben de göstereyim. Dur Şila. Şila'yı diyecek. Şila görünmek istiyor. Evet, kahvaltımız bu şekilde. Burada da bir Şila var. Çok Şila. Güzel bir Şila. Çok güzelsin kızım. Evet. Oy, 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 oy. Evet, afiyet olsun. Görüşürüz. Evet, Merve Usta. Çayları doldurdun mu? Doldurduk valla. Aa, doldurmuşlar. Tamam. O zaman biz şöyle... Biz burayı bir talan edelim. Ondan sonra size görüşeceğiz. Şile, ben geçebilir miyim Şileciğim? Ha. Geçeyim ben. Keyif çayı doldur bakalım. Evet. Şimdi size kahvaltı son durumunu göstereyim. Ben de şöyle yapayım. Her şeyi yedik maşallah ama nasıl yedik? Şöyle söyleyeyim. Ama dolu dolu ya. İki kişilik kahvaltıya bakar mısın? Şimdi burası iki kişilik. Sadece kuymakla menemen ekstra ama yani çok 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 yeterli ya ve lezzetli de, ben bayağı beğendim. Hani uzun zamandır yediğim en iyi kahvaltılardan bir tanesi öyle diyebilirim. Normalde biliyorsunuz hani iki kişilik kahvaltı aldığımız zaman sayılı falan geliyor ama burada öyle bir şey yok. Çok güzel gayet. Bir de böyle bir manzaranın içerisinde hani o ne diyeyim size, hani bir şehrin verdiği yoğunluk olmadığı için de hem çok böyle güzel sessizlik çok var. Güzel sessizliğin içerisinde rahat rahat kahvaltınızı yapabilirsiniz, işte çocuklarınız da gelebilirsiniz çok rahat yerde bir şekilde, hatta evcil hayvanlarınız da gelebilir buraya. Yani onları da evde bırakmayın, getirebilirsiniz. Aynen. Çocuklar için oyun parkı da çocuklar var için orada. Oyun parkı da var, oraya bir ara Yusuf inip gösterecek size. Oraya da gelip arkadaşlarınızla orada eğlenebilirsiniz. Yatıp yuvarlanabilirsiniz. Evet, çocuk ruhlu insanları da bekliyoruz tabii oraya. Aynen. Biz beğendik, bizden tam puan aldı. Dur, onu kaldırıyoruz. Oğuz, mekan güzel değil mi? Mekan 10 numara. Vermiştim. Ben şu an video moduna geçtim. Şeyde nasıl çekiyorsam. Evet. Hoş geldin. Al yazmalı mı? Ha, şurada ben deyim. Dan 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 dan
Teliften dolayı ben müzik yapmam. Buradan da gel bak. Vaa! Açıldı ya. Harika. Ama oranın şeyi yok. Normalde böyle hani. Bir de şuradan takma yerleri takma oluyor. Takma yerleri oluyor ama ondan bunun sonra, yok. Buna yapabilirsiniz. 2000 doğumlular bilmez. 2000 doğumlular bilmez. Evet, sevdiceye yanına gelmiş al yazman. Burada da bir selfie alırsınız sevdiceğinizde. Tamam canım. İşte burada da, şu kapılarda da, şuralarda mikrofon. Şuraya oyun parkını da bir gösterelim bakalım. Şimdi bu yukarıda da yerler var. Aşağıda da var. 3 kat mı burası? 3 kat. Oyun parkına gidiyoruz. Size biraz da oyun parkını gösterelim. Ay, çocuklar için hep oyuncaklar çok var. Çok güzel. Hadi Yusuf oyna çocuğum, geç. Atla zıpla, kamyonlar var bak, senin sevdiğin traktör var. Her şey koymuşlar baksana. Traktörden biri bisiklet. Yusuf'un traktörü. Sakın binme. Haydi. Ay. Kırarsın, kırarsın. Haydi bakalım. Bilmedin bakalım. Mi? Ağırlığını vermedin. Çok yakıştı. Harika. Çocuklarınızı getirip böyle burada rahatlıkla oynatabilirsiniz. Evet. Gayet. Baksana çok güzel yani. Sahil yapmışlar buraya. Evet. Sahil bayağı. Hatta şurada bir tane kum havuzu gördüm. Şuraya da bir tane kum havuzu yapılmış. Yusuf'un bile hoşuna gittiyse çocukların zaten hoşuna gider. Bakın. Yusuf çocukluğunu iade ediyor. Gel. Gelin oynayın. Yetişkin adam oynuyor diyor. Hadi. Gel bak, sizin oynayacağınız yerde ben oynuyorum burada. Dedim ki bak burayı boş bırakayım. Yusuf'un arkadaşları geldi. Çok eğlenceliymiş buraya. Tekerleklerimi sürekli. Bak arkadaşlar, bak çocuklar, bu ne işe yarıyor bak? Bu ne? Ne işe yarıyor? Toprağa böyle şekiller yapmaya yarıyor. Şekiller yapmaya. Bak ben size öğreteyim bu ne işe yarıyor. Tarımlarda da kullanıyor. Bak şimdi burada taş çöp var ya. Evet. Bak mesela bunu aldığın zaman bu taş çöp hepsini topla. Bizim YouTube kanalımız. Evet. Hadi canım. Evet, YouTube kanalına çıktın şimdi. Evet. Tamam, hepiniz abone olun bize. Tamam. Ana adınız ne? Yok, Yasir değil. Muhteşem ikili Yasir ve Yusuf. Duydunuz. Takip ediyorsunuz. Yusuf hanginiz? Çek. İki Yusuf bak. Siz neredeyiz? Hemen indi o. İkinci Yusuf oldu zaten. İlki kendi kanalı. Ha, ilki kendi kanalıymış. Şimdi ikinci ünlü oluşlarıymış. Harika. Süper. Genç yeteneklerin elinden tutuyoruz tabii ki. Yusuf ne yapıyorsun canım? Güzeldi verdi. Ne yapıyorsun? Valla çocuk odası mı geldi yemin ederim. Bak buraya hiç kaçmaz ha. Çocuklara sesleniyorum. Yusuf'u çıkaramıyorum buradan ya. Hadi diyorum oğlum, gidelim. Oğlum tırmağa bumbu mu verir? Kamyonun canına yakasın ya. Tırmıkla mı dolduruyorum? Vermeyin, ben burayı düzelteyim, tamam. Ha, verdim ben. Tamam. Al oyna çocuğum. Neyse Yusuf biraz hevesini alınca gideceğiz diye düşünüyorum ben de. Hadi bakalım. Bak çocuklarınızı getirin buraya, 10 numara oynarlar. İnteraktif çok... eğitiyor Yusuf çocuklarınızı burada. Evet. Bahçe, bahçe işlerinde ben varım. Çocuklar geliyor, kaçın. Ben sana demiştim, arkadaşlarınızı gelip burada oynatabilirsiniz demiştim, bu doğru. Yatıp yuvarlanıyorsunuz arkadaşlarınızı. Erkeklerin hep biliyorsunuz, çocuk ruhu bunlar. İçlerinde kalmış. Buraya çekirge var. Hiç onu hayvana şey yapmıyorum. Sallayayım ben onu. Sallayayım ben onu.
Çekirgeler burada mı? Çekirgeleri sallıyorum. Bir tane çekirge var burada. Kocaman bir. Üç, dört. Şurada da var. Tamam, çekirgeler. Rahatsız etmeyelim çekirgeleri. Görüşürüz. O zaman. Ya çocuklar. Çok tatlılar ya. Şey diyorlar, Samsun'da gördük iki tane. Samsun'da göründük şu an. Samsun'da ama beliriyoruz. Güzel şeyler işte. Geleceğe yatırım bunlar evet. Hep. Kim ya? Bu kim? Ay merhaba. Bu kim? Ne kadar yakışıklısın sen. Senin ismin ne? Toprak. Toprak, sen bizi takip ediyor musun? Gerçekten mi? Seviyor musun bizi? Evet. Biz de seninle tanıştığımız için çok memnun olduk. Toprakçığım. Bu da kardeşin herhalde. Evet. Kardeşinin ismi ne? Senin ismin ne? Çınar. Çınar, çok güzel ismi var. Senin de çok güzel ismin var, Toprak. Evet, bir anda etrafımız böyle bir sürü çocuk oldu. Çok tatlılar, bir tane küçük var orada, adını bilmiyorum. Neydi adı? Toprak. Toprak mıydı? Allah'ım, kıvırcık maşallah. Şey pardon, Çınar. Ha, Çınar mı? Çınar. Küçücük. Ha, küçüğü Çınar, büyüğü Toprak. Evet, el sallıyor bir de böyle. Ben de gösterir. Şey böyle, küçük böyle, şey yapıyor, şöyle yapıyor. Çok tatlılar, çok tatlılar, ısırmalık tam. Aynen ama çekiniyorlar, belki gelirler birazdan. Çekiniyorlar, gelirler. Hadi seni bindirelim ama ya. Yok canım. Ay canını yiyeyim senin. Harika bir gündü bizim için. Evet. Buradan küçük bir bahsedelim. Burada neler var? Şimdi kahvaltı yapabilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz. Artı olarak kendiniz getirip burada kendiniz de pişirebiliyorsunuz. Bu da evet, çok güzel. O çok güzel bir olay bence de. Yine böyle hani soğuklar olduğu zaman hemen brandalara iniyor. Çok güzel yine sobalar yakılıyor. Hiç üşümezsiniz, merak etmeyin. Çok güzel bir havası var zaten buranın. Efsane bir yer. Ben bayıldım. Samsun'da böyle bir yerin olması da beni çok mutlu etti. Evet, ben de çok sevdim. Evet. Benim başımın ağrısı gelmişti biliyor musunuz evet. Arkadaşlar? Aşağıdaki radyasyondan kurtulduk, buraya geldik. Ya başımın ağrısı geçti yani, öyle evet. Diyeyim. Siz de gelin, baş ağrılarınızdan kurtulun burada. Ürünler de gerçekten aşırı çok, çok lezzetli çok ve güzel çok çok bol bol geliyor. Aklınızda bulunsun. Ve işletme sahipleri çok tatlı bu arada. Evet, çok güler yüzlüler. Yani buraya geldiğinizde her şekilde keyifle memnun olarak ayrılıyorsunuz. Oturun. Bilginiz olsun. Birazdan Yusuf size arabadayken buranın yolunu tarif edecek. Ben pek bilmediğim için hani bu tarafları. Aynen. Yusuf size daha güzel tarif eder, gelirsiniz. Aynen. Yine fiyatlardan da bahsedelim. Hep soruyorsunuz sonra çünkü. Aynen. 2 kişilik serpme kahvaltı 245 TL. Gayet uygun yani evet. Bu kadar. Hem lezzeti hem bu kadar bolluğu. Yani 5-6 kişi doyuyor ama. Çok güzel doyarsınız. Artı olarak yanında ekstralar kuymak menemen var. Onu siz tabii onlar tercih edersiniz. Onlar ekstraya giriyor. Kuymak 60 lira, menemen de 50 TL yani. Gayet. Yani totalde güzel, fiyatlar uygun yani. Evet. Burası için bence, evet. Şu mesela, manzara için bence fiyatlar çok uygun. Şöyle bahsedeyim, bizim bugünkü yediğimiz kahvaltı da 2 kişilik, artı kuymak ve menemen vardı. Biz 4 kişiydik. Yani kuymakla menemeni bitiremedik bile yani. Evet. Hani 2 kişi daha olsaydı çok yani rahat hep beraber yiyebilirdik. Doyardık. Bilginiz olsun, bence aynen, tercih ben bu kadar, edebilirsiniz. Bu kadar yememe rağmen ben de bitiremedim yani. İlk evet defa bunu yaşadım. Evet. Yani büyük bir şey. Evet. Tabii ki fiyatlar değişebilir biliyorsunuz. Güncel, inebilir, çıkabilir, evet, güncellenebilir. O da aklınızda olsun. Görüşmek o zaman, üzere diyoruz. Bir hemen zaten bire, Instagram'ı da evet, bırakıyoruz. Instagram'ı bırakıyoruz. Şu tarafa, şu tarafa, şu tarafa. Bir artı bire abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Hemen İzlemeyi unutmayın. Kanalın altındaki her şeye tıklayarak abone oluyorsunuz. Bizi ve takip ediyorsunuz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Biz de size böyle güzel yerler görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Like attın. Yorum attın. Kendinize iyi bakın. Üç elham, bir... Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay arkadaşlar. Çocuklar fena. Arkadaşlar, çevre yolundan geliyorsunuz. İşkem'in kavşağından karşıya geçiyorsunuz. Palas Otel'in arka yolundan dümdüz Gültepe'ye doğru çıkıyorsunuz. Hı hı. Gültepe'den sonra zaten size tabelalar yönlendiriyor. Hanımeli tabelaları yönlendiriyor. Evet. Zaten Palas Otel'in oraya geldikten sonra da Hanımeli'nin sayfasına girdiğinizde oradaki konuma bakarak son 1 kilometreye kadar o konum sizi götürüyor. Sonrasında zaten buluyorsunuz tabelaları. Öyle evet, yani. Çok doğru. Palas Otel'e teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Her zaman var olun.